Kayıplardan bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşlu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi. Künde üstüne künde. Efendim merhaba. Cemile Sultan Korusu'ndan sizleri selamlıyoruz. Adı gibi kahvenin bahane, sohbetin şahane olduğu bu programda bugün konuğum şair, yazar, tiyatrocu, televizyon programcısı İbrahim Sadi. Uzun yıllardır beraber olduğumuz, zaman zaman birlikte aynı dergilerde yazdığımız kıymetli dostumuz İbrahim Sadi Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? İyi, elhamdülillah, sizleri sormalı. Hamdolsun. İdare ediyoruz vaziyeti yani. Allah'ım kolaylıklar versin. Amin amin cümlemize. Güzellikler göstersin. Amin amin. Çocukluk yıllarınıza doğru dönmüş olsak aslında Erzincan Kemalli evet. olarak evet. Görünüyorsunuz. Doğum öyle belirginleşiyor. Ancak insan yaşamış olduğu toprağın çocuğu ya da yaşamış olduğu şehrin genelde karakterini alıyor. Kültürel birikimini ve mirasını alıyor. Kesinlikle. Çocuk yıllarına doğru götürmüş olsak Erzincan'dan, Kemah'tan sizde neler var? Ben de Erzincan'dan, Kemah'tan çok bir şey yok. Çünkü ben 1963 yılında Fatih'te, Fatih Camisi'nin avlusunun böyle iki alt sokağında dünyaya geldim. Benim rahmetli babam 1939'da İstanbul'a göçmüş Kemah'tan. Ben aslında Fatihliyim. Yani ilk çocukluğum falan orada. Ondan sonra işte Cihangir'e taşındık 1970-71'de. Fatih, Cihangir, arkasından da son 15-20 yıldır Üsküdar. Yani buralara ait bir hayata dönüştürdük fotoğrafı. Bir taraftan da çok şükrederim ben o konuda. Çünkü İstanbul'un hem kadim hem çok renkli semtlerinde geçti benim hayatım. Evet. İşte Fatih gibi, Cihangir gibi, okul Kasımpaşa Lisesi, Kasımpaşa. Babamın rahmetli dükkanı Tophane'deydi. Amin amin cümlemizin geçmişlerine. Tamam. Dolayısıyla oralardan tabii çok şey birikti. Yazdıklarıma da çokça yansır İstanbul meselesi. Böyle bir altta zeminde hep akar. Şiirlerde olsun, yazılarımda olsun. O yüzden benim için büyük bir kısmet oldu. İstanbul'da doğmak, büyümek, burada hayatı idame ettirmek. Çünkü İstanbul sen de çok iyi biliyorsun ki aynı zamanda kendisi edebiyat zaten. Yani ilham veren bir şehir. Dünyada herhalde çok az şehir vardır ayrı kalındığında ya ne zaman tekrar dönerim yaşarken ya o trafiği sıkıntısı filan ama 3 gün ayrı kalınca da ya dönsek ya şuraya iyiydi diye düşündüğümüz şehir. Hani şeyleri ayrı tutuyoruz tabii Medine'dir, Mekke'dir, Kudüs'tür onlar başka bir şey. Onlar baş tacımız evet. ama onların dışındaki şehirlere bakıldığı zaman İstanbul özellikle yazan, çizen, üreten edebi sanat anlamında kişilere gerçek anlamda kol kanat geren sadece ilham vermenin dışında bir şehir. Bu yüzden burada yaşayarak edebiyatla uğraşanlar, sen de çok iyi bilirsin. Bu konuda biraz daha şanslı galiba tırnak içinde diye hep düşünmüşümdür yani. Ben de çok beslendim bu şehirde. Kuşkusuz yani şehrin bizatihi kendisi kültür, sanat, kesinlikle. Edebiyat ya da şiir gibi bir şehir evet. diyorsanız, evet. Şairi tetikleyen, sanatkarı tetikleyen, en önemli besleyen unsur bunlar diye. Tabii buradan şimdi baktığınız zaman, Boğaz'ı buradan seyrediyor olmak, izliyor yani olmak. Cemile Sultan'ın akrabası olmak varmış diye de konuştuk programdan önce. Müthiş hakikaten. Evet. Çok güzel bir şehir burası. Benim bildiğim kadarıyla içinden deniz geçen tek şehir. Yani evet. Denize kıyısı olan binlerce şehir var. İçinden nehir geçen onlarca şehir var ama
Tam ortasından denizin geçtiği tek şehir. Yani Halic'i olan, Boğaz'ı olan başka şehirler de var şüphesiz ama o da bir başka özelliği tabii. İstanbul ne kadar uğraşılsa da şey olmuyor. Formunu çok kaybetmiyor. Evet, mesela hepimiz şikayet ediyoruz. Ya çok beton oldu, çok fazla yeşil azaldı filan ama yine de baktığınız zaman işte burada bakıyoruz. Yani İstanbul hala İstanbul yani. Evet. Yapamıyor, beceremiyoruz çok fazla bozmayı. Ya da o bir şekilde kendini yeniliyor galiba. Yani hani yaşayan şehirlerden bahsederiz. Hı hı. Yaşayan insanlardan da bahsederiz. Eserleriyle eğer topluma kendisini var kılabilmişse o insanı yüzyıllar geçmiş olsa da işte Yunus Emre gibi, Fuzuli gibi, Şeyh Galip gibi, İbn Haldun gibi, İmam Gazali gibi insanların yaşamaya devam ettiklerini görebiliyorsun. Yüzyıllar geçiyor, adamlar varlıklarını devam ediyorlar. İstanbul da böyle bir kadim bir şehir. Evet, ben İstanbul'da Yunus Emre'yi birbirine çok benzetirim. Şu anlamda söylüyorum bunu. Şimdi hiç Yunus Emre'den haberdar olmasa bir kişi, ona gelse iki tane Yunus Emre şiiri okusa, ya der ne kadar aktüel yazmış, ne kadar bugünle ilişkin, hem de insanın kalbine, efendim ruhuna ilişkin. Kim bu yani, yeni biri mi der. Halbuki bin küsür yıl geçmiş üzerinden. Ya. Evet, İstanbul'da biraz öyle. Ben şeyi çok severim mesela 60'lı, 70'li yılların Yeşilçam filmlerini. Sırf İstanbul göreyim diye. Tamamı burada çekilmiş filmler malumunuz. Onların yani işte başrol oyuncuları yürürken, arabaya binerken, inerken bir İstanbul da vardır arkada akan. O da bir başka film hikayesidir. Hele evet. Bugün izleyince. Biraz ben de o açıdan kısmetli biriyim. Niye? Çünkü o işte 70'li yıllar, 60'ların sonu o renkli dünyaya bir şekilde yetiştim ben. Hani bugün işte zaman zaman televizyonlarda izleyip yani işte Mavi Boncuk'tur, ne bileyim ben, Gülen Gözler'de o aile, komşuluk filan, o hikaye, şimdi çok uzaklaştığımız maalesef. Onların yaşandığı döneme tanıklık ettim. Öyle bir hayata bir yerinden ben de dahil oldum çocuk yaşlarımda ve ilk gençlik yıllarımda. O İstanbul'la bugün arasında tabii çok ciddi farklar var ama hala İstanbul bugün isteyene o rengini vermeye hazır. Yeter ki biz ona talip olalım. Bu açıdan burada yaşamak bütün zorluklarına rağmen çok güzel. Şöyle anlatılırdı zaman zaman geçmişteki sohbetlerimizde ya da herhangi bir oturuma katıldığımızda İstanbul'un rengini almış, suyunu içmiş olan insanlar büyüklerimizden. Yani İstanbul tılsımlı bir şehirdir. Kişinin o tılsıma dokunabilmesi ya da o kapıyı çalmayı bilmesi lazım. Eğer çalmayı bilirseniz o şehir size kendi sırlarını vermeye başlar diye. İbrahim sadece İstanbul'un sırlarını epeyce kapmış olanlardan. Yani sırlarını kaptım mı çok fazla bilmiyorum ama şunu gördüm. Hiçbir kıskançlığı olmayan ya da hırsı olmayan bir şehir İstanbul. Mesela İstanbul'da Sivas var, Adıyaman var, Tekirdağ var, Erzincan var, Sivas var. Hepsi var. Var. Yani buraya gelip de göçüp de İstanbullu olmuyor insanlar. Nerelisin diyor. Sivaslıyım ben diyor. Ya sen kardeşim burada doğdun, burada büyüdün. Benim çocuklarımın da hala nüfus cüzdanında Erzincan Kemah yazıyor. Halbuki dedesi 39'da gelmiş. Babası burada doğmuş, büyümüş. Ona da soruyorsunuz çocuğuma. Nerelisin? Erzincanlıyım ben diyor. Yani İstanbul bunu kabul ediyor. Eyvallah diyor. Sen Erzincanlı ol. Sen efendim Antalyalı ol ama yeter ki bu burada. O, evet. Bu çok kıymetli bir şey. Anadolu'ya gittiğiniz zaman böyle değil. Yani o şehir size kendi rengini veriyor zaman içinde. Ama İstanbul ben diyor böyle kozmopolit bir şehrim. Her renk var bende, her şey var. Şunu anlatırdım ben zaman zaman eskiden sahnede. Aklıma geldi, çok denk geldiği için söyleyeyim. Öyle bir şehir ki, şimdi artık 15 Temmuz diyoruz. Köprüden geçerken cumartesiyi pazara bağlayan sabaha karşı Anadolu yakasından Avrupa yakasına da ciddi bir trafik vardır. Avrupa yakasından da Anadolu yakasına. Saat böyle 4-5 sularında karşılaşır arabalar birbiriyle. Anadolu'dan Avrupa'ya geçenlerin önemli bir kısmı, başta Eyüp Sultan olmak üzere, sabah namazına giderler. Tabii. Kadim camilerde. Ya Fatih'te kılalım bugün. Bugün Eyüp Sultan'da kılalım. Avrupa'dan Anadolu'ya gelenler de genellikle Etiler'den filan, gece kulüpleri 5'te filan dağılır. Oralardan evlerine dönenler, Anadolu yakasında oturanlar. Şimdi bir taraf rahmete doğru gidiyor, bir taraf başka bir yerden geliyor. Bunlar karşılaşırlar köprünün üzerinde ve şehir ikisini de kabul eder. Bu çok özel bir şeydir yani. Evet. Dünyada çok fazla örneği yoktur. Ya da belki hiç yok. Yok, çok önemli bir kıyaslama yaptın. Geçen haftaydı,
işte zaman zaman benim 1976'lı yıllarda İstanbul'a geldim. Hmm. İşte İstanbul Yüksek İslam'a kaydımızı yaptırdık. Sokak hareketlilikleri çok fazla, sol ve sağ hareketlilikleri çok fazla. Bütün üniversitelerde olaylar çıkıyor. Demek ki bunu aldığım zamanlarda bir kaçış yolları aradığımda iki yer beni kendine doğru çektiğini tespit edebiliyorum. Bunlardan bir tanesi Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Diğeri de Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı. Harika. Gayri ihtiyar, yani özellikle ikindi namazlarına oraya gidip ikindi namazlarını cemaatle kıldıktan sonra akşama kadar oturduğumda böyle dipdiri bir adam olarak tekrar şehre döndüğümü hatırlıyorum. Yani şehre dönmek gibi bir şey. Sanki orada sizi kuşatıyor, böyle bir kucaklayan bir damarı vardı. Gerçekten doğru. Bu şehrin böylesi kutlu çok, mekanları var. Çok, çok. İnsanlar neyi ararsa onu bulabiliyor. Rahmetin ve gazabın 24 saat durmadan yağdığı bir şehir diye bir tarif vardı. Nerede okudum hatırlamıyorum da. O kahveyi içeceğiz değil mi abi? Dekor değil o. Yo bunu içeceğiz. Közde kahve çünkü başka bir kesinlikle. Şey yani. Zahmet olacak ama vallahi ne güzel. Estağfurullah, böyle köpüklü olmasına yok, dikkat ediyorum. Arada böyle sohbet güzel olunca unutuyorum. O zaman ne oluyor? Gayet güzel oldu. Evet. Fena değil. Biz bak. Türk kahvesi diyoruz da bu aslında Türk usulü kahve. Türk usulü pişirilmiş kahve ya da öyle demek lazım. Yani belki senin söylediğin doğru. Yani evet, Türk usulü yani kahve denilebilir ama. Bizde yetişen bir kahve yok. Yani artık dünyaca meşhur. Bize de kahve Yemen'den geliyor. İşte Güney Amerika'dan geliyor ama işte Türk usulü işte, kavruluyor falan. İşte, Türk kahvesi, zahmet etmeyi ben alayım. Estağfurullah. Çok şöyle teşekkür ederim. Olayım. Sağ olasınız, zahmet oldu. İstanbul'un şifa olsun. Yani İstanbul'un kültürü, sanatı, edebiyatı kuşkusuz. Bu şehirde yaşayan, doğan, büyüyen, gezen, çarşısında, pazarında alışveriş yapan bütün insanları etkiliyor. Çok. Bazen bunların sırrına vakıf olanlar var. Bir de öylesine gelmiş, çekip gidenler var. Siz biraz daha böyle öne çıkmış, farklı bir damarla. Sahnelerde işte insanların karşısına çıkıyorsunuz. Evet. Zaman zaman şiir okuyorsunuz. Zaman zaman tiyatro sahnelerinde sizi izledik açıkçası. Mesela tiyatroyla başladım tabii, ben doğru aslında. Ulvi Alaca Kaptan'la işte rahmetli Hasan Nail Canat'la birlikte. Daha da eskisi var. Benim daha ben oraları hatırlıyorum. Daha da eskisi şöyle 82-83'te geceler yapılırdı. Muhtemelen siz de kıyısından köşesinden hatırlarsınız. Söylersen hatırlarım. Tabii ağırlıklı olarak Milli Gençlik Vakfı'nın falan tertip ettiği gecelerdi. Eyvallah. O zaman onlara belli bir konsept, bir isim verilirdi. İşte Hicret Gecesi, Kudüs Gecesi, Diriliş Gecesi falan gibi. O gecelerin kendi içinde bir mantığı vardı. Konuşmacılar olurdu. Bazen karate gösterileri falan da yer alırdı böyle tuhaf bir şekilde niyeyse. Yılmaz Aydın vardı bir meşhur. Yılmaz Aydın. Gecelere çıkardı. Şevki Hoca gibi, Şevki Yılmaz gibi güzel hatipler, iyi hatipler vardı. Onlar hararetli konuşmalar yapardı. Sonunda da genellikle işte Sakarya Türküsü filan gibi şiirlerle bu iş biterdi. O şiirleri de ağırlıklı olarak Hasan Nail abi okurdu rahmetli merhum. Allah rahmet rivayet edilir ki hatta işte Üstad Necip Fazıl Sakarya'yı ben yazdım. Hasan Nail de okudu dediği de rivayet edilir. Yani iyi yorumladı manasında. Fakat Hasan Nail hepsine yetişemediği için arada da böyle bizim gibi o zaman yeni yetme gençlere de ya hadi gel bugün de sen oku veya bir iki şiir oku filan. Ben öyle başladım aslında. İşte Fatih'teki düğün salonlarında filan masalar birleştirilir, sahne haline getirilir onların üstünde filan. Öyle başladım ben şiir okuyarak gecelerde. Sonra 85'ten itibaren kulakları çınlasın Ulvi abiyle birlikte biz 14-15 üniversiteli genç bir araya geldik. Çağrı sahnesi oluşturuldu. Ondan sonra da tiyatro başladı. 7 yıl kadar o devam etti. Hem Ulvi abiyle hem biz kendi adımıza bir iki grup oluşturduk. Sonra da şiir dinletilerine dönüştürdüm ben o işi. Çünkü oynadığımız oyunların sonunda da seyircide bir alışkanlık olduğu için Hasan abi de bir dönem birlikte de oynadık. Hasan abi Sakarya, Sakarya diye bağırırdı insanlar. Halbuki yani tiyatro başka bir şey anladı. Alakası yok ama illa Sakarya ile biterdi. Baktım ki ya bu şiirin bir alıcısı var. Yani kitaplardaki edebi şiirin yanı sıra böyle bir popüler diyebileceğimiz interaktif bir şekilde bu yapılabilir mi diye düşündüm. Ve oradan şiir dinletileri diye bir şey oluşturduk biz. Oraya gireceğiz ama oraya girmeden yani şunu söylemekte yarar görüyorum. Türk şiirinin yüzyıllar boyu bu büyük coğrafyayı, dünya insanlığını divan şairlerimizle, çok güzel bu arada, divan edebiyatımızın önemli ustalarıyla beslediğini ifade edebiliriz. Evet.
Bir de bizim medeniyetimize şiir medeniyeti ifadesi de kullanılıyor. Doğru. Kuşkusu bu şehrin ya da bu ülkenin bütün çocuklarının şiirle şöyle ya da böyle bir geçiş törenleri vardır. Kesinlikle. Buradan baktığımızda İbrahim Sadri'nin de kendimin de işte Mavira dergisiyle, evet, Edebiyat, evet, dergisiyle, evet, işte Nuri Pakdil'in Edebiyat dergisi, Sezai Karakoç'un Diriliş dergisi ya da Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu, hı-hı, dergisinden, mecmuasından bu tarafa doğru bizi etkileyerek geldiklerini görebiliyoruz. Çok. Bu üç dergiden sonra Mavera dergisi 1976 sonu itibariyle yayınlanmaya başladığında İbrahim Sadri'nin de Mavera'da ya da Yeni Devir gazetesinde hareketlendiğini ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorsun. Niye? Çünkü, evet, çünkü hem Mavera dergisine Cahit abiye biz de şiirlerimizi, evet, yazılarımızı, evet, gönderiyorduk. O da arada, arka sayfada cevaplar yazdı. Acaba bize bir şey yazdı mı? Bir şey yazdı mı? Ne güzel günler. Şimdi şuna çok ayıflanıyorum. Hem sosyal medyadan görebildiğim kadarıyla hem onun dışında basılı olarak da yapılanları görebildiğim kadarıyla çok ciddi sayıda gençlerin çıkardığı edebiyat dergisi var. Bu çok sevindirici. Ama az önce saydığın, ki ben onlara yazar olarak değil ama sonradan okur olarak yetiştim, Diriliş gibi, Edebiyat gibi, Büyük Doğu gibi, Mavera gibi ardından gelen, hı-hı, bizim de içinde bulunmaktan şeref duyduğumuz Aylık, hı-hı, Dergi gibi, ne bileyim ben, Yönelişler gibi bir okul, ekol oluşturabilmiş ya da buna talip dergi yok. Ben görmedim. İşte Hisar gibi, Türkiye Edebiyatı gibi. O kadar çoktu ki o yıllarda. Yani bu... var tabii. Yani ya var ama işte yani Dergah gibi, işte Yedik, evet, gibi, Dergah, Ay Vakti, evet, gibi dergilerimiz, evet, hala, var. Ama onlar da ama... eskiden gelenler. Yani tabii, yeni, eskiden. Yeni değiller. Yani evet. Benim dediğim, bugünkü gençlerin bu konuda gösterdiği çabayı biraz daha yukarı... Mesela şimdi Muhit diye bir dergi var. Çok iyi bir dergi. Evet. Ama işte onun bir okula dönüşmesi için hem zamana ihtiyacı var, hem orada bulunanların kendilerini bu konuya doğru, yani ben de dergide bir yazım yayınlansın değil, hayır, buraya aitim, bir aidiyet duygusu oluşturması lazım. Kulakları çınlasın Serap Hanım, Serap Kadıoğlu'nu bilirsiniz. Bilirim. O mesela şiar. Bu konuda çok, evet, şiar, çok ciddi bir gayret gösteriyor yıllardır. Onu da ayrı tutmak isterim ama, hı hı, bizim belki de o yaşadığımız yılların hikayesi onu getiriyordu. Yani az önce saydığınız Mavera'dır ve diğer dergilerin bir okul işlevi de görmüş olması. Çünkü başka bir şeyimiz yoktu. Sosyal medyamız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ay başını beklerdik ki çıksın dergiler de alalım bakalım ne yazmış üstadlar diye. İşin öyle bir hikayesi zaten, evet, var. Yani sende de var, bende, evet, de var. Evet. Ben o dönemlerde Adana'dayım. İşte ayın çıkan dergilerini, hı-hı, almam lazım. Şehirde bir tane kitap evi var. Hı-hı. Gidip o kitap evini bulacaksın. Ayın dergileri gelmiş mi gelmemiş mi diye. Aynen, evet. Her, doğru, hafta gidip dergi gelmiş, hı-hı, mi gelmemiş mi ona bakıyorsun. Ay benim sonu de... dahi. Tabii. Araya gireyim çıkayım hemen. Karaköy Vapur İskelesi'nde satılırdı Mavera dergisi. Evet. Orada büyükçe bir kitap gazeteci vardı. Ayın ikisinden itibaren birinde zaten gelmezdi. Her gün mecburen oraya gidilir. Acaba geldi mi? Yok, daha gelmedi. Dön, tekrar git. İşte yedisinde, sekizinde, ne bileyim, değişiyordu günü. Öyle bir heyecanımız da vardı. Yani bu dergiler tabii insanları besliyor. Evet. Bu arada işte bizim kuşak, aynı kuşağız, bizim kuşak Cahit Zarifoğlu'yla bir temas kuruyor ya da dönemin şairleriyle bir temas kuruyor ve kendi yazdıklarını dikkate alınması için arz ediyorlar. Huzuru arz ediyorsunuz. Kesinlikle. Belki bugün, dünle bugün arasındaki fark bu olsa gerek. Evet. Mesela sen mektup, evet, yazıyorsun, ben mektup yazıyorum. Doğru. Acaba iki satırlık bize bir şey söylenmiş mi? Yani neler söylemiş? Dikkate ya da değer bulunmuş mu? Tabii. Evet, evet. Bunu merak ediyoruz. Kesinlikle. Cahit abinin kaleminden acaba derginin bir kenarında bir yerde bir ismimiz çıkar mı diye de merak ediyoruz. Bir başka husus, dergilerin de abone sistemi o tabii, dönemlerde tabii, oldukça doğru, fazla. Doğru, doğru, doğru. Mesela Mavera, doğru, dergisinin, doğru, bir ara 30 bin civarında müthiş abone bir oldu. Rakam. Tabii, olağanüstü bir rakam. Tabii, tabii. Zaten Cahit abi biraz şöyle ayrı tutmak lazım. Bu aynı zamanda bizden önceki, bir önceki jenerasyon için Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç için de sonuna kadar geçerli. Yazdıklarının kalitesi ya da başarısı kadar o gençlere yönelik yaptığı bu çaba çok kıymetli. O mesela onun bizle ilgili bir şey yazacak olması ya da yazdığımız bir şey dergide yayınlayacak olması hepimizi edebiyatın içinde tutmaya devam etti. Yani bizim için çok bir cazibe merkeziydi.
Bu açıdan çok değerli bir şey Cahit abinin yaptığı ki kendi de çok gençti aslında. 35-40 yaşlarında filan da o kadardı yani. Yani bizden işte 3-5 yaş büyük. O kadardı yani. Öyle diyebiliriz yani. Ama bizim için yani, başka bir adamdı evet. Yani. Şimdi yani işletme okumanıza evet. rağmen tiyatroyla... Ben tiyatroda okudum 2 yıl ama özel bir... O zaman bir iki tane vardı zaten tiyatro atölyelerinden birinde. İşte Ayla Algan gibi, Bekten Algan, Macit Koper gibi filan çok iyi bir... Tiyatro anlamında iyi bir ekibin öğrencileri arasındaydım ben. Bilsak Tiyatro Atölyesi diye. 2 yılda orada eğitim aldım. Ondan sonra da işte Ulvi abiyle tanışarak onu bir şekilde tekrar tiyatroya döndürmeyi başararak. Çünkü ben artık hidayete erdim. Hidayet Kırtasiye diye de küçük bir dükkan açmıştı Fındıkzade Lisesi'nin karşısında. 2 kişi girince 3. dışarıda kalıyordu küçük bir dükkan. Orada kalem malem satıyordu. Biz gittik bulduk onu. Kudret diye bir arkadaşımız vardı Sivaslı. Yine eski şairlerden, unuttum adını şimdi, hakkını helal etsin. Böyle birkaç arkadaş gittik. Onunla tanıştık. Baktık ki evet kapatmış, küllemiş üstünü ama o tiyatro meselesinin. Ya bu işin böyle İslamisi de olmaz mı filan diye biraz gıdıklamaya başlayınca o tabii hemen o küller savruldu içinden. Bir tiyatro adamı çıktı çünkü yıllarını ona vermiş. Onun önderliğinde biz çok zor ve meşakkatli bir yolculukla 1985 yılında henüz 12 Eylül'ün baskısı toplumun üzerinden kalkmadığı yıllar onlar. Aynı zamanda yaşadığımız ve içinde bulunmaktan onur duyduğumuz o İslami toplumun, cemaatin de çok netameli yaklaştığı bir konu olan tiyatroyu. Biz bir de üstelik de klasik Abdullah Kars ve benzeri abilerimizin yaptığı tiyatrodan ayırarak daha böyle işte Brehtvari filan bir şeyler yapalım diye Ulvi abiyle. Yani bayağı kaşındık aslına bakıyorsan tırnak içinde. O oyunda saz vardı anlatıcı rolünde. Kulakları çınlasın Barbaros Ceylan. O işte küçük böyle marşvari şeyler vardı oyunda. İlk oyun sahneye çıkacağız. Provaları yaptık. Zaten bir plastik atölyesinde çalışıyorduk. Çünkü başka yere bize sazma sokturmuyorlardı. Ben dedi çıkmıyorum. Yani ne yapacaklar bilmiyorum dedi ben bu sazı çalmaya başlayınca başıma ne geleceğini. Öyle başladık. Çok zor bir işti yani. Bugün artık çok başka yerlere gitti iş. Dolayısıyla bizim için hem zor hem meşakkatli ama bir o kadar da öğretici bir süreçti. Benim dışında Ulvi abiyi zaten saymıyorum. Tiyatro ile ilgili herhangi bir eğitimi ya da bilgisi olan kimse yoktu ama hepimiz üniversiteliydik. Algıları açık insanlardık. Dolayısıyla Ulvi abinin önderliğinde çok önemli bir iş başarıldı. 100 küsür oyun oynandı bir yıl içinde. Hepsi tamamen doluydu salonların. O yıl Türkiye'de oyun başına seyirci ortalaması en yüksek oyun tiyatro grubu olduk. Tabii orada sadece oyunun işte çok iyi olması falan değil, insanları bir araya getirecek bir şey yapılıyordu. Yani o artık askeri darbenin ardından bir sürü şey yasaklanmış olamıyor filan. Yeniden bir araya gelme imkanı sağlayan bir şeydi. O yüzden çok kıymetlidir. Ben o yıllardaki o tiyatro faaliyetinin bugün yeniden araştırılıp üzerine bir şeyler yazılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çok önemli bir işti o. Yoksa biz hani çok iyi, acayip güzel oyuncular, müthiş bir performans, inanılmaz sanat değeri. Hayır öyle değil ama işlevi açısından, yüklendiği misyon açısından kıymetli bir şeydi. Ve üstelik ilk defa bir mizahı batılı demeyelim de hani modern tarzda bir mizah üreten bir oyundu. O dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ni tiye alan bir oyundu. Onun üzerinden Türkiye'deki askeri cuntaya göndermeler yapan bir oyundu. Bu açıdan da cesur bir işti yani yaptığımız şey. Ben onun içinde yer almış olmaktan çok mutluyum. Bana da çok şey öğretmiştir. Yine bizim o dönemlerimizde çok fazla kitap evleri yok. Gerçi sen İstanbul olmana rağmen bir kitap evine giriyorsun. Abilerinden bir tanesi sana böyle kütük gibi bir kitap veriyor. Hmm. O kitabı hatırlıyor musun? Tabii hatırlamaz mıyım? 1981 veya 2 üniversiteye yeni başlamışım. Oturduğumuz semtte de bir talebe evi var. Zaten o arkadaşların vesilesiyle ben camiayla da tanışıklık kurdum filan. Oraya gidip geliyorum. Hoşuma gidiyor onların kendi aralarındaki sohbetleri, ilgileri filan. Başka bir dünya var. Biri Sivas'tan gelmiş, biri Antalya'dan, biri Denizli'den. Baktılar ki bir tanesi, Şehmuz abi diye bir abimiz vardı işlerinde, rahmetli oldu sonra. Ben biraz ilgiliyim bu edebiyat işleriyle filan. Bana bir gün kalın bir kitap hediye etti. Üzerinde... Rahmetli Ayhan Songar Hoca'nın yağlı boya, evet şeyi var, bir
portre çalışması. Evet evet. Müthiş de güzeldir o. Üstad Necip Fazıl'ın portresi. Çile yazıyor mu? Allah Allah. Bu ne dedim? Necip Fazıl Kısakürek Çile falan. Neyse aldım ben kitabı. Eve gittim akşam. O gece sabaha kadar o kitabın büyük ihtimalle tamamını okudum. Yani inanılmaz beni etkiledi. Başka bir şiir, başka bir edebi algı. Yani bütün şeyim değişti benim. Şiire bakışım değişti. Çok heyecanlandım. Benim İbrahim Sadri diye malum işte biliniyorsunuz. Halbuki benim bir de soyadım var Eren diye. Sadece İbrahim Sadri ismini kullanarak bir şeyler yazmaya çabalamam. Necip Fazıl'a öykünmedir. Hani o Necip Fazıl iki isim yeter yani filan diye. O kadar etkiledi beni. Dolayısıyla orası o kitap benim ondan sonraki yıllardaki bütün edebiyata bakışımı, yazacağım şiirleri, her şeyi çok değiştirdi. Maalesef hayatındayken tanışma imkanım olamadı, yetişemedik. Yani işte göreceğiz, gideceğiz, ziyarete gidelim falan derken 83'te galiba kaybettik üstadı. Sadece işte cenazesinde Fatih Camii'nde mahşeri bir kalabalıkla kaldırmıştı. Rahmetullahi aleyhi mecmai. Oradan böyle bir 5-10 saniye başardım bir araya girerek tutmayı tabutundan. Hepsi odur ama bir sürü insanda olduğu gibi. Bana göre Necip Fazıl'ın bizim hayatımızdaki en büyük etkisi şudur yaşadığı yıllarda. Onu ben çok önemserim. Bütün sinema filmlerinde, tiyatro oyunlarında ya da edebi metinlerin pek çoğunda Müslümanlar, tırnak içinde İslamcılar ya kapıcıdır, ya hamaldır, ya işçidir, ya yoksuldur, ya sesini çıkaramayan, eziktir filan. Bugün ezik deniyor ya işte ezik insanlardır. İyi olsalar bile karakteri olarak eziktirler. Ama Necip Fazıl'a bakarsınız, burasında fular vardır. Tabii. Buradan mendil çıkar, ceketi filan kruvazedir. Ne diyorsun çocuk der, üstencidir. Yani rugan ayakkabı. Hatta tırnak içinde küstahtır bak biraz uğraşırsanız. Ve ne de iyi ki öyledir. Yani ya. Müslüman böyle oluru göstermiş, böyle de oluru da göstermiş bir adamdır. Bence o inanılmaz bir motivasyon. Aynı zamanda evet ya biz... Doğru bizizi algısını yerleştirmiştir. Burasının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum üstadın hayatındaki o duruşu. Dolayısıyla üstadın bu duruşu benim için çok önemlidir. Benim için derken hepimiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yedi Güzel Adam dizisi evet. Biliyorsun herhalde 8-10 yıl oldu. Orada üstad karakterini gördüğümde Maraş aramıştım ben. Cahit abinin oğlu Ahmet'le konuşmuştuk. Dedim ya üstad tiplemesi çok aykırı, üstada hiç uymuyor. Çok özür dileyerek ifade etmiş olayım. Yani bir kamyon şoförünü andıran bir kılık kıyafetle üstadı temsil ediyor. Bu doğru değil. Senin anlatmış olduğun fotoğraf Anadolu insanı sanıyorum hafızasında var olan bir fotoğraf. Üstadı öyle anlamak icap ediyor. Ve Müslümanların da ya da bu şehirlerde yaşayan, Anadolu'da yaşayan insanların da karakteristik itibariyle duruşları, söylemleri üstada yakın olması lazım. Böyle bir elbette, duruş. Elbette. Kılık kıyafeti dahil olmak üzere. Evet, yoksulluk yılları, zor dönemler, 70'ler filan ama mesela bakın konferanslara ilişkin fotoğrafları vardır Necip Fazıl'ın. Siyah beyaz fotoğraflar. İşte ne bileyim ben Samsun'da, Konya'da filan. Etrafında gençler. İşte bulup buluşturdukları böyle bir garip garip kravatlar veya işte rastgele koy kız ne giyecek adam ama üstada bakarsın yani böyle bir saçlar arkaya taranır jön gibidir yani tabii. Yani harikadır yani kostüm itibariyle. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum ben. Yani bunu tercih ettiğini, sadece kişisel olarak iyi giyinmekten hoşlanmanın ötesinde Müslüman böyle olur. Böyle temiz giyinir, iyi giyinir, güzel bakar. Düşüncesini aktarırken takır takır konuşur. Yani böyle olunu göstermeye çalıştığı kanaatindeyim. Az önce ifadende şunu yakaladım. Yani son anda da olsa hani dört inanmış adam. Evet yani diyor ya. Ondan biri olalım diye uğraştık. Müthiş bir şey bu. Ki o gün çok da büyük de bir protesto demeyelim de yine 83, 3 yıl geçmiş 12 Eylül'ün üzerinden. Öyle taşıyarak filan omuzda nereye götürüyorsun ama götürdük yani şeye kadar Edirne kapıya kadar arabaya binmedi şeyi naaşı o da çok özel bir andı yani binlerce insan Fatih'ten Edirne kapıya kadar yürüyerek sessiz bir şekilde götürdü. Tabii Eyüp Sultan'a doğru. Eyüp Sultan'a götürüldü. Evet. Şimdi o dönemde içeriye alınmış olan sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 300 kişi civarında insan içeriye alındı.
Doğrudur. Yani üstadın cenazesine neden katıldınız gibi. Evet. Ya da Fatih Camii'ne Mehmet Akif Ersoy'un işte bir grup üniversiteli genç dikkat çekerek oradan bir esnafın vermiş olduğu bir Türk bayrağıyla. Ne hazindir o ya. Şimdi bunları düşündüğünüzde. Çok hazin bir hikayedir. Adam yani İstiklal Marşı şairi vefat ediyor. Ya. Yani ve o gün de herhangi bir tören bir şey olduğu zaman İstiklal Marşı okunuyor. Tıpkı bugün olduğu gibi şerefle. Ama bekçi göndermiyorlar cenazesine ya. Devlet adına. Bir tane bekçi gönder bari ya. Böyle devlete de o temsil tabii etsin bu, yani. Bunları biz sadece belki parantez açıyoruz. Yani bunların üzerinde okumalar yapmak, tahliller yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Üstadın kendi bağrında büyüttüklerine kendi evlatları gibi bakıyor. Sezai Karakoç üstadımız da üstadım Necip Fazıl diye ifade ediyor. Evet. Oldukça güzel değerlendirmeleri, yazı tahlilleri, şiirleri üzerine tahlilleri de var Sezai ağabeyin. Nur içine yazsınlar. Amin, amin. Şimdi böyle bir geçmişi düşündüğümde İbrahim Sadri Mavera dergisine şiirler gönderiyor. Daha sonra işte Yeni Devir'de bu ağabey grubu yazmaya başlıyorlar. Ben de oralara gönderdim. Yani çok benzer şeylerimiz var. Tabii. Evet, aynı dönemler olunca. Ne güzel ama işte. Bir de o dönemlerde sağdan soldan topluyorsun. Sağa solu tamamını toplasan zaten 50 kişiyi geçmiyor. Evet, evet, herkes evet. Birbirini biliyor. Evet. Onun için o söylemiş olduğun dergiler de son derece kıymetli ve anlamlı. Benim mesela Mavera'da ilk şiirim yayınlandığı zaman o zamanki Suriye'deki mezalim üzerine bir şiirdi. Hama ile ilgili bir şiir yanlış hatırlamıyorsam. Tamamen Cahit abiye öykünerek falan yazılmış. Eyvallah. Yayınlandı. Ben dergiyi aldım okudum ve dedim ki tamam işte. Sonra sokağa çıktım. Herkesin beni tanıdığını zannediyorum. Ha, işte bak o şiiri yazan çocuk. Ha, görüyor musun? O yazmış onu falan. Yani bu ne güzel bir duygu. Kesinlikle. Yani onu veriyor olması o dergide, yani o dergide yer almanın kıymetli bir şey olduğunu bize hissettiriyor olması onların başarısı. Cahit abinin, Erdem abinin, rahmetli Akif abinin. Dolayısıyla benim az önce anlatmaya çabaladığım ekol olma, okul olma meselesi burada kıymet kazanıyor. Yoksa bakıyorsunuz dergilerin bazı kimilerinde çok iyi isimler yazıyorlar ama bir aidiyet duygusu ortada olması lazım diye düşünüyorum. Belki demin de söyledim. O yılların şartları onu da getiriyor olabilir. Çok fazla müracaat edeceğimiz bir şey ama yeni çıkan kitaplara biz yeni çıkan şarkılar gibi davranırdık. Ha işte Fişman Yayıncılık'tan işte Muhammed Hamidullah'ın yeni bir kitabı çıkmış ya da ne bileyim işte filan sevdiğimiz bir yazarın kitabı çıkmış. Onu sanki bir yeni bir şarkıyı dinler gibi okurduk. Öyle değil miydi? Çok öyleydi yani. Yok kesinlikle yani. Öyleydi. O dönemlerde Abdullah Kars'tan da bahsettin. İşte lisede okuduğumuz dönemde işte Fatih'i anlatan bir oyunla, tiyatro oyunuyla gelmişti Adana'ya. Biz ilk tiyatrocu olarak işte Abdullah Kars'ı tanımıştık. Evet. Daha sonra sizleri tanıdık sahnelerde. Eyvallah. Sizleri gördük, izledik ve arkasından band tiyatroları geldi. Evet. Fakat band tiyatrolarına geçmeden, çünkü üzerinde biraz duralım istiyorum. Adam gibi tiyatro ya da işte band tiyatro eserlerinde, şiir kasetlerinde, albümlerinden adam gibi daha çok dikkat çekiyor. Çok, evet. Türkiye'de bir şiir albümü furyası başladı. Dolayısıyla bana da şiir dinletileri yapma kapısını araladı. O açıdan çok önemserim, değer veririm. İlk kez o şiirlerin altındaki fon müziklerini biz özel olarak besteletip bir ikisinin içine de böyle minik şarkı bölümleri koyduk. Bir tarz oluştu diyelim yani. Doğru. O tarz da o ülkenin o yıllardaki ihtiyacına denk düştü diye bakarım. O nedenle benim için çok kıymetli bir albümdür tabii. Daha fazla insan tarafından tanınmamıza, yaptığımız işin fark edilmesine yol açmıştır. Üzerinden 20 küsur yıl geçmesine rağmen hala işte siz de başta olmak üzere hatırlanıyor olması da, anılıyor olması da benim için çok kıymetli tabii. Hani büyüklerimiz hep der ki hani işte adam gibi adam der, adam gibi ol oğlum, adam ol falan derler ya. Tabii İbrahim Sadri'ye bir teşekkürü daha hak ediyor. Ben bir yerde de ifade etmiştim. Türk şiiri adına bunu ifade etmem lazım. Türk şiirinin genel itibariyle işte şairler bir araya geldiklerinde kendilerini tatmin için ya da karşılıklı birbirlerinin şiirlerini dinlemek için iltifat ettikleri böyle dar çerçevede şiir günleri, geceleri yaptığımız vakadır.
Ama bunun ötesinde bir şiir medeniyetinden bahsediliyorsa şiirimizin en üstte durması icap ediyor. Bunu da seslendiren İbrahim Sadri oldu. Türk Eyvallah. Şiirine yeni bir hareket, Eyvallah. Yeni bir kan getirdi. Bu açıdan sen bir teşekkür hak ettiğini ifade etmem lazım. Belki onu şöyle ben de biraz revize edeyim izin verirsen. Evet, benim yaptığım şey, sahnede yaptığım şey edebi bir şey değil. Evet. Yani orada edebi bir alışveriş yok. Orada popüler bir alışveriş var edebiyattan yola çıkarak. Müzikle filan şiir okuyoruz. Ama şunu yapıyorum. Ben kamyon kasaların üstünden Devlet Tiyatrosu sahnelerine kadar aklınıza gelebilecek bütün yüksekliklerin üzerinde şiir okudum. Ağrı'nın ilçelerinden tutun, Tekirdağ ilçelerine kadar bu ülkenin neredeyse her tarafında şiir okudum. Ve gelen insanlara dedim ki bu şiiri Sezai Karakoç yazdı, bu şiiri Orhan Veli yazdı. Bu şiir Nurullah Genç'in şiiri. Nurullah Genç şöyle bir adamdır filan diye bunları anlattım. Bunun bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü maalesef bizim özellikle mevcut yaşadığımız çağda gençlerimizin büyük bir bölümünün edebiyata olan ilgisi biraz böyle sabun köpüğü ilgisi. Hepsi değil ama büyük çoğunluğu için öyle. En azından oraya gelen insanlar, beni popüler bir sanatçı olarak kabul edip gelen insanlar, aa böyle bir ne güzel şiirmiş ya, şunu dönünce evde bir okuyalım bakalım başka şiirleri var mı diye İki kişi düşünse bence yeter. Yeter bir faydadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla o popülerliğin içinde böyle bir hizmet veriliyor olmanın da bir değeri olduğu kanaatindeyim. Senin bu baktığın taraftan baktığım için yani bu teşekkürü ifade Farkındayım, ettim. Çünkü şiir kendiliğinden kuytu köşesine çekilirken bir adam çıktı sahnede. Evet. Belki popüler anlamda ona müzik ilave etti. Evet. Zaman zaman besteler konularak kulakları, gönülleri ve ruhları biraz daha beslemeye gayret etti. Bununla şiiri tekrar yeniden gündeme getirdi. Evet. Şiir kitapları gündeme getirildi. Şairler sahnede yeniden yer almaya başladılar. Tabii bunun çok önemli önemli olduğunu ifade ediyorum. Ha, bu şu demek değil yani işte atıyorum işte su çıktı şiir akşamları ve onlar zaten kendi içinde kıymetli işler ama dediğiniz gibi daha dar alanda paslaşmalar evet. onlar. Burada başka bir şey var yani. Eyvallah. Yani Dursun Bey'deki... Bir de şairlerin çoğu kötü şiir oku. Ne yapayım? Ya öyle yani. Şiir yani söylemek, okumak başka bir yani, marifet evet. ama iyi yazmak yani başka bir şey. Yani Üstad Necip Fazıl hem şiiri güzel yazmış başka, hem de güzel onlar, söylemiş. Tabii onlar çok özel yani, örnekler. Bir iki tane var evet, öyle. Evet öyle örneklerimiz yani. Az. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Adam gibi evlatların yetişmesi için sanıyorum sahnede ya da toplumun önünde yürümüş olan insanların da gerçekten örnek olabilecek, yol gösterecek, yıldız gibi insanlar olması icap ediyor. Bu konuların kıymetli ve önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Evet. Turne, az önce söyledim, turneler, Anadolu turneleri, özellikle tiyatro Tabii. ya da işte şiir geceleri için ya da şölenler için gitmiş oldun. Anadolu'nun bütün şehirlerini hemen hemen dolaşmış. Tamamına yakın. Bir ikisi hariç hepsine yani, gittim. İbrahim evet. Sadri var. İlçelere bile gittim belki. Tabii tabii. Tabii. Anadolu'ya gittiğinde kuşkusuz giderken buradan İstanbul şehrini götürdün. Tabii. İstanbul'un kültürel tabii. mirasından faydalandıklarını götürdün. Ama Anadolu'dan gelirken de herhalde Anadolu'nun tabii. güzel alışları vardı, Çok. Armutları vardı, elmaları vardı ama çok farklı böyle heybeye bir takım şeyler Tabii. alıp dönmüşsündür diye düşünüyorum. Tabii. Neler getirdin? Olmaz mı? Anadolu'nun irfanı var bir kere, nezaketi var. Gittiğiniz zaman dünyada çok az ülkede karşılaşabileceğiniz bir nasıl anlatayım sanat izleyicisi vardır Türkiye'de, özellikle Anadolu'da. O da şudur: sizi beğenmese bile yaptığınız şeyi, yani hoşuna gitmese ya da öyle tabir edelim, yine de bir alkışlar yani, ya buraya gelmiş, o kadar yoldan gelmiş, bu bizim misafirimiz. Bu çok önemli bir şeydir. Kesinlikle. Bunu mesela Norveç'te ne bileyim ben İngiltere'de falan görüyor, adam beğenmedi mi oturur. Yani, yani evet saygısızlık etmez ama alkışlamaz. Şey, o kadar değerli bir şey ki yani öyle bir bu misafirimiz bizim ya işte gelmiş Tokat'a yani. Bu bile tek başına bence büyük bir kazanç. Bunu tabii asla kaybetmememiz lazım. Onun dışında da çok büyük bir samimiyetle karşılaşıyorum ben. Her gittiğimde ben ne bileyim yani yıllar önce mesela gelip ön sırada Yünören ya da Kazakören ablalar da vardı yani izlerken tiyatroyu ya da şiir dinletisini. Eyvallah. Ben hep şunu söylerim. Özellikle Ramazan'daki şiir dinletilerinde filan. Ya bırakın çocuklarınız bağırsın çağırsın. Öyle ben rahatsız olmuyorum. Eyvallah. Tabii ki o gürültü patırtı olmasa daha iyi iletiriz birbirimize bu alışverişi. Sonuçta şiirin böyle bir ayrı bir özelliği var ama
burada olmanız önemli. O çocukların da burada olması önemli. Varsın biraz gürültülü patırtılı olsun. Ama onların da belki kulağına farkında olmadan bilinçaltından bir dize kaçarsa ne mutlu bize. Dolayısıyla hani susturmaya çalışırlar çocukları filan. Ben yok yok derim, devam etsin ama boş verin yani. Düğün gibi düşünün bu işi filan diye. Orada çünkü birlikte olmak, o alışverişi karşılıklı olarak yerine getirmek önemli bir şey. O yüzden Anadolu her zaman bize bağrını açmıştır. Özellikle tiyatro yaptığımız 85-90 arasındaki yıllar, 92 arasında bizi ilk mesela gittiğimizde 15 kişi oyuncu kadrosu var. 3-4 tane teknik arkadaşımız var. 20 civarında adamız Ulvi abiyle birlikte. Biz hiç otelde kalmadık. Hiç otelde kalmadık. Bizi ikişerli, üçerli dağıtırlardı orada organize yapanlar ve evlere. Ve ya bana verin, bize gelsinler. Hani ya Mehmet bunu sen götüreceksin yok. Yani zaten talep var bize oradaki yaşayan insanlardan. Anadolu bu Recep abi. Bu ya. Yani. Şimdi mesela telefon geliyor, hadi bakalım işte atıyorum ne bileyim işte Konya'ya gideceğiz. Tamam, nerede kalacağım, hangi otel, kim karşılayacak? Şimdi güya bu profesyonellik. Bu doğru değil, o güzeldi. Orada ya mesela tiş hayatında ilk defa gördüğün bir adamın o gece evinde kalıyorsun. Sofrasına oturup beraber yemek yiyorsun. Ya da işte banyo ihtiyacınız var mı filan, affedersiniz. Yani oraya kadar size akrabası gibi davranan, çünkü sizin yaptığınız şeyin çok değerli bir şey olduğunu, ben de burada bu iki kişiye hizmet edersem belki biz de bir şeyden istifade ederiz manevi olarak diye düşünen bir Anadolu'dan konuşuyoruz. Bu sadece Tokat'ta, Diyarbakır, her yerde böyleydi. Kesinlikle. O kadar güzel bir şeydi ki, ama sonra işte biz profesyonelleştik. Ya otelde kalalım abi, niye eve gidiyoruz filan. O başka bir hikaye ama o tablo 3-4 yıl sürdü. Onu hiç unutmuyorum. Çorum Belediye Başkanı vefat etmişti benim Ankara'da olduğum dönemler. Yani bir 15-16 yıl önce falan. İşte oraya bir hafta 10 gününe gitmiştik. Bizim malum işte MGV'den, Akıncılardan gelen bir geleneğimiz var. Eyvallah. Orada dostlarımız bizi aldılar. Benim dışımda bazı arkadaşlar da vardı. Onlar otellerde falan kaldılar. Bana sordular, Recep abi ne yapalım falan diye sordular. Dedim ya evde kalalım, muhabbet ederiz gece dedim. Tabii. Gece saat 3'e kadar oturduk. Günlerce kaldık. Yani işte bir hafta 10 gün orada takviye olalım falan diye. Öyle olmuştu. Evet evet. Bir 15 yıl önce. Düşünsene bir. Tabii ki benim dedim çok daha eski yani. Şimdi evet, 15 yıl daha değerli bence. Evet. Şöyle alsak. Yani gitmiş olduğum bir şehirde sen sahnede yapman gerekenleri yaptın. Vermen gereken mesajları yaptın. Ya da bir başkasının ölümünü oynadın. Evet. O da çok güzel bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. Hmm. Mesela benim üzerimde etkisi olan oyunlardan bir tanesi. Ama o tabii çok önemli bir adamın oyunu. Muhsin Mahbelbaf, İranlı. Evet. Evet. Dünya çapında bir sinemacı, evet, ve bir yazar. O tek perdelik bir oyundu. Kısa bir oyun yazmış. Bir savaşın son günü. Muzaffer bir komutan savaşı kazanmak üzere şeyinde, harp idare merkezinde, yerin altında. Tamam, artık son vuruşu yapacak ve büyük bir komutan olarak ülkesine dönecek. Ölüm meleği geliyor. Bir dakika diyor. Sen bu kadar ya diyor, biraz müsaade et, böyle bir şey olur mu? Tadını yok diyor filan. Müthiş bir evrensel bir hikaye. Yani o komutan, siz varın onu genel müdüre uyarlayın. Ne bileyim ben, herkese, hepimize uyarlayın. Ya biraz daha yok mu diye. Eyvallah. Fakat kısaydı oyun. Ben ona bir birinci perde yazdım. Yani işte o savaşın başlangıcı, başka bir komutan geliyor filan. Biraz uzattık işi, öyle diyelim. Hani Mahbelbaf'ın hikayesinin yanında benimki şey, yani niyetlerden çıkan manilere benziyor ama o bir giriş girizgahı oldu. O mesela o komutanı daha yakından tanıdık filan. Müthiş bir oyundu o. 90'ların başında filan oynadık yanlış hatırlamıyorsam. O da çok beğenildi. Hala Ulvi abi zaman zaman onu oynar farklı bir ekiple. Müthiş bir oyundur hala yani hatırladıkça. Diyelim ki gittiniz, böyle bir oyundan indiniz. Sizi etkileyen, unutamadığınız bir hikaye var mı? Çok var. Bir iki Anadolu'da o kadar çok ki. Allah belanı vermesin. Sen nasıl adamsın diye bağırır mesela seyirci. Çok özellikle sizin memleket Adana filan bu konuda. Tabii. Çok üsttedir yani. Adana'ya tabii gidince titrersin. Ya şimdi ne yapacağım acaba? Ya ben rol yapıyorum abi. Ben o değilim filan.
Onun dışında ağlayanlar, oyun bitince ya da gösteri bitince gelip sarılanlar size sevgisini o kadar çok ki yani bir de şöyle bir mahcup olduğumuz bir yer var onu da söyleyeyim. Bu insanlar ve soyutları oynamışız işte. Hep dolu. İzmit'te yanlış mı ilan etmişler saatini? Ne oldu çok hatırlamıyorum. Biz zaten 15 kişiyiz kadro sahneye çıktığımız zaman. Biz her zamanki gibi bekliyoruz ki dolu bir salonla karşılaşacağız. Tabii. Perde açıldı. 7 kişi mi 8 kişi mi ne var? Biz 15 kişiyiz. Onlar bizden az seyirciler. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşınca şimdi biz utanıyoruz yani ne yapacağız? Fakat onlar izleyiciler bizden daha çok utanıyor. Başları önünde yani azız ne yapalım ya ne nasıl etsek ki? İki taraf için de çok zor bir oyundu. Bir tane de anlatayım da bu da son olsun anekdot. Bir de Ankara'da yine insanlar ve soytarıları oynuyoruz. İşte yine bir gece bir vakıf filan şey yapmış. Tabii salon tıklım tıklım. Yani insan insan üstünde. Onun öyle olacağını olduğunu görünce heyecana geldi vakfın yöneticileri. Konuşmalar uzadı. Başladı konuşmalar var. Vakıf başkanı indi o konuşuyor. Öbürü geldi. Bir dakika genel müdürüm de konuşsun. Şu da konuşsun. İşte diyelim ki 8'de başlayacak oyun. Saat oldu 10. Bir de işin böyle bir şeyi var. Yanlış bir tarafı var. İnsanlar orada oyunu izlemeye geldi. Tabii. Sonra o vakfın yöneticilerinden biri geldi kulise. Ulvi abi dedi. Ulvi abi zaten kıpkırmızı öfkeden. Yani tabii. Saat 2 saat. Abi dedi oyunun can alıcı yerlerini oynayabilir misiniz? Çok geç oldu. Ya bu dedi tiyatro oyunu. Can alıcı yeri ne dedi yani. Bunun bir başı var, ortası var. Adamın üstüne atlamıştı hiç unutmuyorum Ulvi abi. Yani ben şimdi senin canını alacağım diye. İşte zor ayırmıştık. Buralardan geliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Az önce Abdullah Kars'tan bahsettiniz. Biz mesela tiyatroya ilk başladığımızda ya nasıl oyunlar oynamışlar filan diyorduk. Sonra Hasan abi şunu anlattı bize. Hasanlar mekanı cennet olsun. Amin. İbrahim dedi. Biz dedi Anadolu'ya gittiğimiz zaman işte Hazreti Ömer'in adaletini oynuyor veya işte bir avuç ateş oynuyor filan. Önce dedi camiye giderdik. İmam Efendi'yi bulurduk. Ya biz başka bir tiyatro oynuyoruz. Benim adım Hasan Nail işte. Oyunumuzda İslam'ın şu şu değerlerini anlatıyoruz. Cemaate söyleyin de gelsinler. Çünkü algı şuydu derdi İbrahim. Tiyatrocular gelmiş. Kızlarınızı, karılarınızı, eşlerinizi eve kapatın. Aman sakın yani. Böyle biz yapıyorduk tiyatroyu. Dolayısıyla o yıllarda oynadığımız oyunların hem içeriğine hem tekniğine böyle bakın. Bizim izleyicimiz o cami cemaatiydi. Onları getirmeye uğraşıyorduk. Dolayısıyla oradaki Abdullah Kars olsun, Hasan Nail Canat olsun, başka birkaç isim daha var. Onların hizmeti çok kıymetli. Daha da kıymetli yani diye düşünüyorum. Özellikle 60'ların ikinci yarısı ve 70'li yıllarda. Eğer imamma ikna edebilirsek bize seyirci gelirdi derdi Hasan Nail abi. Doğru. Evet. 70'li 80'li yıllarda senin yazdığın, İşte şiirlere baktığım zaman kendi şiirlerimde de yakın temaslar kuruyorum. Hmm. Kuşkusuz kavga şiirleri vardı, tabii. Sokağın dili vardı. Dönemin gençlerinin iniş ve çıkışları vardı. Fikri tartışmalardaki bir takım şeyler vardı. Şiirinin gelişmesine etki eden usta kalemlerden, şairlerden kimler vardı diye sormuş olsam. Ya başta şöyle, ben hep söylerim. Ben şiirin öğretilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani ya şairsindir ya değilsindir. Sen, eyvallah. Tabii ki ustaların yanında çıraklık ederek, okuyarak onu geliştirebilirsin. Daha iyi yere getirebilirsin. Ama şairsen, değilsen iyi bir edebiyat eleştirmeni olursun. Eyvallah. Bu böyle bir kere. Ben böyle kabul ediyorum. Ama öğrenilebilir bir tarafı varsa ben neredeyse tamamına yakını Cahit abiden öğrendim. Çünkü ben onun ömrünün son 3-4 yılında yakınında yer alan, hep yakınında yer alan gençlerden biriydim. Evine girip çıkanlardan biriydim. Bu İstanbul'a geldikten sonra. İstanbul'a geldikten tabii sonra. Tabii Cağaloğlu'na. Küplüce'de. Evet, evet. Evet. Küplüce'de böyle bir gece konduyla kaçak yapı arasında bir evde yaşardı. Oturdu. Evet, evet. Oturdu, evet. O zaman biz de Selam, Ümit Nesline Selam diye bir çocuk dergisi çıkarıyoruz. Oraya da sağ olsun lütfetti Afganistan çocuklarının şiirler ya da çocuklara Afganistan şiirleri diye bir türlü karar veremediği başlığına. Bir dizi şiir yazdı her ay o dergiye. O yüzden o iletişim gelişti. Beni de severdi sağ olsun rahmetli. Yani bir şey, bir ışık görmüş ben de demek ki bilmiyorum. O yüzden ben ondan şiir yazmadan ziyade şair nasıl olunur? Onu gözlemleyerek. Çok çünkü eskilerin tabiriyle nevi şahsına münhasır bir insandı. Öyleydi. Evet. Onun
içindeki o fırtınaları keşfetmek için de ilk elden Cahit abiyi tanımak için Yaşamak okumak lazım. Doğru. Orada görüyorsunuz bir şair nasıl olur, bir sırt çantasıyla çıkıp yola Bismillah deyip giden bir adam ve müthiş bir kalem. Dolayısıyla ondan çok şey öğrendim ama şiirlerini okuduğum zaman beni şiir yazmaya kışkırtan isimler Necip Fazıl tabii özellikle. Onun o artistik dizeleri, kelime bulmadaki müthiş kalitesi, Çile şiiri başlı başına bir Türkçe şaheseridir. Yani Muşamba'dan tutun, ne bileyim ben Kızıl Kıyametler'den filan olağanüstü kelimeler vardır o şiirde. Yani bizim gündelik hayatımızda ya bunu niye kullanmıyoruz, ne güzel kelimeler bunlar diyeceğimiz olağanüstü bir şiir. Onun dışında tabii ki merhum Sezai Karakoç, o da bize çok şey öğretti. Ben Orhan Veli'yi çok severim. Konuşur gibi yazmış bir adamdır. Ya bunu ben de yazarım deyip otur yaz bakalım hadi. Yani yazamıyorsun yani. O da çok önemli. Böyle birkaç isim var. Abdurrahim Karakoç abi, onun da bende çok hatırı, hakkı vardır. Bunlar da benim... Ihlamurlar açtığı zaman. O da Bahattin Karakoç. O da ya, su gibi yani. Yani tabii. Hani çeşmeyi açmışsın, soğuk bir su akıyor. Yani ya, öyle müthiş adamlar. Onların da tabii o kışkırtıcı yanı, yazmaya teşvik edici yanı değerlidir ama Cahit abiyi ayrı tutarım tabii. Band tiyatrolarında özellikle Eşref Saati Aşağı Yukarı, Kırık Kalpler Kulübü, Televizyon Milleti gibi programlar evet, yapıyorsunuz. Buradaki yapmış olduğunuz programlar da dahil olmak üzere her birisine isim de dahil. Böyle bir hiciv tarafının evet, olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bir süre sonra siz band tiyatrolarının çok önemli olduğunu keşfediyorsunuz şiir albümlerine yönelik. Niye band tiyatrolarıydı sahneden inip? Band tiyatroları şöyle... 20 civarında band tiyatrosu var, evet, var evet, değil mi? 80'lerin ortasına doğru başladık. Yine rahmetli Cahit abinin o işte katkısı vardır. Ben çocukluğum Fatih'te bir evde akşam olunca lambalı bir radyonun açılıp başına geçilip radyo tiyatrosu dinlenmesiyle geçti. Arkası Yarın gibi şeyler vardı. O da annemle vardı. Sabahları da Arkası Yarın. Saat 10'a doğru başlardı. Akşamları da salı geceleri radyo tiyatrosu olurdu. Ve size hayal etme imkanı sağlardı dinlediğiniz o tiyatro oyunu. Bak işte bu böyle bir adamdır, bu böyle bir kadındır. O demek ki bende bir yerleşmiş. Sonra 80'li yılların ortasında dedik ki ya biz bir bu radyo tiyatrosundan yola çıkarak bir şey yapalım. Bir İslam tarihi serisi yapalım bakalım nasıl olacak diye. Cahit abiye gittik. O çünkü takma isimle radyoya oyunlar yazan bir yer. Radyo tiyatroları yazardı. Doğru. Tabii tabii. İşte 3 kuruş da acaba oradan gelir mi? Yani zor zamanlar çünkü ekonomik açıdan. O yazdı Mute Destanı diye. Sonra biz onun da iznini alarak onu bir seslendirdik. Bazı yerlerinde dedik ya şurada daha siyasi mesajlar katalım dedik biz ona. O çünkü çok güzel bir radyo tiyatrosu yazdı. Biz ona işte emperyalist Mekkeliler filan filan diye biraz daha sağını solunu değiştirdik haddimiz olmayarak. Ondan da izin alarak tabii. Böyle başladı. İnanılmaz bir talep gördü. İnsanlar arabalarında, evlerinde onları çevire 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 dinlemeye başladılar. Bu birkaç tane böyle İslam tarihi serisi olarak işte Hicret filan, Mekke'nin fethi diye devam etti. Sonra ben oradan bir cesaret bularak şu bizim dünya falan filan mesela Patagonya'nın sesi filan diye hiciv kasetleri dedik adına öyle bir seriye başladık. O da çok beğenildi. Ondan sonra işte o tiyatrolarla birlikte eş zamanlı aktı gitti. Bana göre o dönem için çok avantgard ve yani keşfedilmiş bir şeydi. Bir buluş olduğunu düşünüyorum. Ha şimdi baktığınız zaman o ne ya, o ne demek o filan ama o zaman başka bir şeydi yani. Toplumu doğru okumanın belki evet, bir sonucu bu yani. Bir de toplumun neye ihtiyacı yani, var evet, evet, onu keşfedebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. O keşif sizi oraya doğru gönderiyor. Evet. Mesela diyorsun memleket havası, adam gibi. Evet. Paramız yoksa da haysiyetimiz var diyorsun. Aşk 29 harftir diyorsun. Evet. Onlar da kitapları, şiir albümleri. Evet, mesela, şiir albümleri. Sonra işte onların eş zamanlı olarak kitaplar, şiir kitapları, deneme kitapları. O şekilde devam etti, gitti. Ben hayatımdan çok mutlu bir adamım. Allah'a çok şükür. Rabbim bana sevdiğim şeyi, işleri, sevdiğim şeyleri meslek olarak nasip etti. Yani ben kasap olarak da devam edebilirdim. Ya. Benim rahmetli babam tavuk kesimhanesi vardı. Eyvallah. Hobi olarak da ben fırsat buldukça yine şiir okuyabilirdim. Ama şiir okuyarak aynı zamanda evime ekmek götürüyor olmanın ben bu dünyada bana verilmiş büyük bir nimet olduğunun farkındayım. Bu çok kıymetli bir şey. Yani o yüzden Allah'a binlerce hamdolsun.
Bundan sonra da sesimize el verdiği ölçüde devam edeceğiz. Şimdi bu ifade de bana Adana'da öğretmenlik yaptığım dönemlerde bir tiyatro oyunu getirttirdik biz. İşte bizimden bir temas sahi geçtiler sanıyorum. Bunun üzerine Seyit Kutup tiyatro oyunu getirdiler. İşte büyük bir salonu tuttuk. Lebalep doldu. Sahneye çıktılar. Millet hışkırarak ağlıyor. İşte idam sahnesi falan var Seyit Kutup'un. Allah rahmet eylesin. Kadınlar için ayrı matine yaptık. İşte erkekler için ayrı matine yapılmıştı. Öyle bir ihtiyaca binaen yapılmıştı. Şimdi bu tür hareketliliklerin ya da toplumun taleplerinin karşılanıyor olması sanıyorum dünkü Türkiye'den bugünkü Türkiye'ye doğru gelişi de sağlayan sebepler diye bakmak lazım. Doğru. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılındayız. Evet. Ve İbrahim Sadri'nin kuşkusuz Mehmet Akif'ten ciddi şiirlerde seslendirdiğini, nefesin var olsun, daim olsun, nice yeni albümler temenni ediyoruz. İstiklal Marşı'nı bize okumak ister mi İbrahim Sadri? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası Mehmet Akif'e ait. Rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Efendim adı gibi kahvenin bahane, sohbetimizin, muhabbetimizin şahane olduğu bir programın sonuna geldik. Efendim programın sonunda böyle kahve bahane programımızda estağfurullah size böyle bir armağan hediye etmiş olalım. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Bütün ekibe de teşekkür ederim ilgisinden ötürü. Böylesine güzel bir mekanda, İstanbul'a bu kadar yakışan bir mekanda ağırlanmak da, hatırlanmak da beni ayrıca mutlu etti. Efendim ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Nice yeni çalışmalarda beraber olmayı temenni ediyorum. İnşallah. Görüldüğü üzere Kahve Bahane programında konuklarımız sözleri bitmiyor. Konuşacak çok meselelerimiz var. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir kahve programında yine kahveyi bahane ederek sizlerin huzurunuzda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.